arkamda görünen koyu renkli binanın çatısının köşesinde uçağın enkazı duruyordu. Asıl facia İstanbul Bankası'nın pencereleri demir parmaklıklı olduğu için içeride bulunan personel pencereden kendini dışarıya atıp yahut merdiven kurup kurtulma imkanlarına erişememiş. Onlar içeride bir kısmı kavrulmuş. Bir de onun önünde seyyar ayakkabıcı. Gelenlerin potinlerini boyuyor, ayakkabıları boyuyor. Adam orada buhar oldu dediler. Yani buhar dedikleri yandı, kavruldu. Ankara'da 19 Mayıs stadyumunda onun atletizm pisti var. Orada koşuyorum. Birdenbire gökte bir şey, ışık, şerare bir şey oldu. Kafamı kaldırdım. İkiye bölünen bir uçak. Bir yolcu uçağıymış, sonra tabii anladık, öğrendik. Lübnan Hava Yolları'na, Orta Doğu Hava Yolları adında bir Lübnanların bir şirketi. Bizim askeri uçakla çarpışıyor. Bütün olayı görmedim tabii. Sadece olup bittikten sonra ikiye bölündü bu şey. Yolcu uçağı onu gördü ve bölük pörçük koltuklar, insanlar, yani bilmiyorum belki 500-600 metre falan üstümüzdeydi. Hiç unutmam. Bir boyacı yanmış. Şeysi, kemeri kavrulmuş kalmıştı ortada. Adamın cesedi daha ötede. Hemen yanımda şeysi vardı. Yani ben oraya vardığımda Ulus'ta İş Bankası'nın karşısında o kemeri gördüm. Ve bu kemerin sahibini ararken şöyle başımı çevirdim, evirdim. Çok yeni olmuş bir şeydi. Daha yeni yeni itfaiye, işte can kurtaran şu bu gelmiş oralara. O zamanlar daha, bugünlerde daha çabuk oluyor işler. Yavaştı ve cesetleri kaldırma bayağı çok ölen oluyordu.